30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 94. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları gelmeye devam ediyor. İşte o mesajlar. CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, emperyalist güçlere karşı Anadolu'ya bağımsız ve özgürlük getiren 30 Ağustos Zafer Bayramı, ulusal bilincimizi her daim açık tutmamız gerektiğini hatırlatan bir tarihi zaferin adıdır. Büyük zafer sonrası kurulan laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olan Cumhuriyetimize, bağımsızlığımızı taçlandıran yönetim biçimi olarak her zamankinden daha çok sahip çıkmamız gerekmektedir. Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şan verdi. 30 Ağustos zaferiyle milletimiz kendi iradesi ve rızası dışında dayatılan her türlü plan ve oyunu iman ve inancıyla tarihin karanlık sayfalarına nasıl gömebileceğini dosta ve düşmana bir kez daha göstermiştir. Bu zaferle ortaya çıkan sonuçtan bugün de birliğimize, dirliğimize, varlığımıza yönelik emeller besleyenlerin ibret ve ders alması gereken mesajlar vardır. Eğitim İş Hatay 1 No'lu Şube Başkanı Suat Sadış, 30 Ağustos zaferiyle tüm mazlum uluslara da örnek olmuştur. Ulusumuz hiçbir şekilde bağımsızlık ve özgürlüğünden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Hatay Sağlık Sen Şube Başkanı Feleytun Fatih Gönç, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyor. Birlik ve beraberliğimizle, cesaret ve ferasetimizle her türlü oyunu bozacağımıza olan inancımızı bir kez daha dile getiriyoruz. Bu ülke için geçmişte ve günümüzde şehit olanları rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Hatay Turizm Derneği Başkanı Sabahattin Nacioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği bağımsızlık mücadelesinin tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Bu zafer asırlardır hür yaşayan bir milletin haykırışı, birlik ve beraberliğimizin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatıdır.